Arkadaşlar şimdi burada biz daha önce MR için bir video çekmiştik. İşte baş çekileceksen makinenin içine ne kadar gidecek? Bugün sevgili dostum bize yardımcı olacak bu konuda. Videonun devamı için ve kanalın devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi beyin çekilecekse ne kadar girer? Hasta baş kısmı girer ve baş kısmını bu şekilde böyle bizi kalktıktan sonra hastayı içeriye doğru ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Burada önemli olan hastaya söylememiz gereken en önemli unsur hareket etmemesini sağlamak. Sonra şu şekilde basıyoruz ve hasta üstünde metal parça olduğu için ne yaptı? Hemen aldı. Bu kadar içeriye giriyorsunuz. Direkt olarak beyin çekeceğimiz zaman hastaya bu kadar içeriye gireceğiz. Beyin çekiminde bu şekilde hasta içeriye bu kadar ne yapıyor? Girmiş oluyor. Ve çıkışı yaptıktan sonra üstümüzde eğer metaller olduğu zaman bakın neler oldu hemen göstereyim. İşte bu noktada ne oldu? İşte anahtar şarj aleti ne yaptı? Makinede çekildi ve bir tane de maske. Bunu hemen ayırıyoruz. Bunlar ne oluyordu? Görüntüleri bozuyordu. Boyun için girecekse bu yine maske yine takılı oluyor. Hasta bu sefer yine şu şekilde boyunun ne kadar gireceğini göstereyim. Burada ışığı yaptık. Boyunun kısmına buna biz santrizasyon diyoruz. Veya da ışınlama, planlama da geçer. Sonra ışığı söndürdü. Şurada bastı. Aslında da bu sefer eğer boyun çekilecekse bu kadar cihazın içine ne yapıyoruz? Giriyoruz. Bu şekilde boyun çekiminde de hasta bu kadar içeri giriyor. Bu yüzden çok fazla sorun oldu. Ya işte beyin çekeceğim, makinenin içine girecek mi, çıkacak mı? Ve bu şekilde kaç dakika sürecek? Bununla ilgili bir başka videomda işte beyin çekimi, boyun çekimi kaç dakika süren bu videoda da ne yapmışım? Anlatmış bulunuyorum. Şimdi beyin çekiminden sonra eğer göğüs filmi çekilecekse göğüs filminde bunu ne yapıyorum? Üstlerine yerleştiriyorum. Bunu da ne yapacağım? Takmış olacağım. Bu daha önce bunu da bir başka videoda anlatmıştım. Bunun önemli olduğu bu olmazsa ne için görüntü elde edemeyeceğimizi bu şekilde hastayı yatırıyoruz. Eğer akciğer çekeceksek bu şekilde bu sefer hastayı yine ne yapacağız? İleri doğru göndereceğiz. Ne kadar göstereceğimizi göstermek için evet buraya. Bu sefer de daha içeriye doğru, daha doğru gidiyorsunuz. Yani boyunun eğer gösterebilirse ne kadar içeride kaldığını ne yapıyor? Gösteriyor. Ve bu şekilde sonra çekimlerde bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Karın filmi çekeceksek bu sefer yine hastanın bu sefer bu görüntü buraya iniyor ve yine hastayı ne kadar içeri göndereceğimizi şimdi ne yapacağız? Ve buradaki çekim sürelerinin ne kadar kalacağını da dediğim gibi bir önceki videomda anlatmışımdır. Merak ediyorsanız işte kaç dakikalık çekimler o videoyu da ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. İşte eğer karın filmi çekilecekse biraz yavaşça yani buradan alırsa böyle içeriye doğru ne kadar derinliğe kadar girdiğinizi bakın bu sefer karın filmlerinde ayaklar bu kadar ne yapıyor dışarıda kalıyor. Gelelim eğer karın filmi çekilecekse ve birçok kişi özellikle kalça filmi çekileceği zaman ne kadar giriyor? Kalça filminde de aslında yine aynı şekilde yatıyor. Hep bunlar tıbbi terminoloji hip thrust. Yani baş ilk önce sonra ayaklar. Bu çekimler hip thrust'tür. Sonra hip thrust ayak ilk önce girdiği zamanki çekimleri. Bu sefer de kalça çekimini yapılacağı zaman şu şekilde hasta da bu sefer daha da ne yapıyor? İleriye gitmiş oluyor. Bakın tamamen boyuna kadar gitmiş oldu.
burada geldik. Başın içeri giren görüntülerden sonra başın dışarıda kalacak görüntülere geldik. Hangileri kalıyor? Bu sefer özellikle diz filmi çekeceksek hastayı bu sefer başın tarafına çeviriyoruz ve ne değiştiriyoruz? O ilgi değiştiriyoruz. Tecrübeli olduğu için arkadaş, çalışan olduğu için biraz daha gidelim. Sol diz. Diz filminde evet, hastanın başı dışarıda. Bu sefer diz filminde bu şekilde ayarladık. Bakın ne kadar. Burada diz filmi, ayak filminde hasta bu kadar, diz filmde kafası dışarıda kaldı. Yani hasta burada dışarıda kaldı görüntü. Bununla beraber ayak filminde yine aynı şekilde ayak filmi aynı şekilde ayak filminde yine görüntü hasta biraz daha geriye gidiyor. Ayak için ne yapıyoruz? Evet, ayak filmi, ayak bileğinde yine hasta isterse eğer pozisyonu rahat edecekse oturup pozisyonda ama biraz uzun süre kalacağı için 7 dakika, 8 dakika duracağı için en iyisi uzatmaktır hastayı. Evet, daha rahat. Hatta bu şekilde ne olur? Baş dışarıda kalıyor. Birçok kişi işte her bileği çekeceksen nasıl olur? Her bileği çekimlerinde hasta bu sefer farklı bir pozisyona geçiyor. Hasta yüzüstü yatacak, Superman konumuna getirecek. El koyuyla da hatta bununla çekeceksek biraz aşağı doğru. Evet. Elini ne yapıyor? Koyuyor biraz daha geriye. Şekilde başını destekleyebiliriz. Yani biz model olarak çektiğimiz için çok da şeye girmiyoruz ya da girmiyoruz. Bu hasta yazılırken daha da ince detaylara yine önem veriyoruz. Kulaklıkta çalışıyoruz. Çünkü bir ortam. En çok merak edilen işte el çekimlerinde hangi pozisyonda girilir? El pozisyonlarında da ne yapacak? Bu şekilde hasta baş içeriği bu şekilde biraz zor pozisyon ama genel itibariyle bu şekilde çekim yapılıyor. Bu çekimi bu şekilde ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Evet, genel itibariyle birçok çekimin pozisyonunu bu şekilde yani en çok tercih edilen çekimleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Bizim kanalımızın devamı için ve çekimlerimizin sonrasının gelmesi için MR üzerine çok fazla ne yapıyoruz? Videolar çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bu konuda kişilerin çok merak ettiği hususlar var. Yorumlara göre genel itibariyle video çekmeye çalışıyorum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Çünkü bu cihaza çok da girebilme ihtimali hastalar, insanlar merak ediyor. İşte bu cihaza nasıl girelim, cihazı merak edenler için böyle kolaylaştırıcı videolar çekmeye çalışıyorum. İnsanlar en azından girebildikleri ve nasıl bir ortam onu beklediğini bildiği zaman daha kolay hazırlıklı olarak geliyor. Gösterdiğim gibi mesela üzerimizde metaller olduğu zaman ne yapıyordu? Makine içeriye doğru ne yapıyor? Bakın çekiyor. Bu şekilde. Bakın anahtarlar bu şekilde burada dururken MR cihazı nasıl bir manyetik alan içinde. Yani aslında manyetik alan dediğimiz mıknatıslı bakın çektim, uzaklaştırdım. Anahtar hangi koruma geldi, ileriye götürdüm. Bunlar üzerinde kaldığı zaman makine ne yapıyor? Ortaya doğru çekiyor. Biz bu yüzden hastalara sürekli üstündeki metallerden çıkartılmasını ve alınmasını söylüyoruz. Bazen hastalar unutuyor. İşte ya küçük bir anahtar, çakma, kafalarının üstündeki toka
plastik soka zannediyor ama ucunda ince bir demir oluyor. Bu görüntüyü ne yapıyor? Etkiliyor. Bununla ilgili metalle girdiğimizde görüntülerin nasıl etkilendiğine dair bir video daha var. Orada bu konuda daha detaylı bilgiye ne yapabiliriz? Sahip olabiliriz. MR cihazı göründüğü gibi aslında bir de bunda ne vardır? Çekimde ses vardır. Çok yüksek bir frekanslı dalga boyuyla sesle bunu elde ediyoruz. Bu ses içinde bazı yerlerde kulaklık takılıyor. Bazen bu kulaklıkları tercih etmeyen insanlar oluyor. Ama bazı hasta yakınları şöyle yapıyor. Özellikle ne yapıyor? Şurada kulaklığımız ne vardır? Hastaya bu şekilde takılıyor. Ve hasta daha az etkilenmeye çalışıyor. Tabii bu bazı kişilerde ne oluyor? Hijyen konusuna çok dikkat ediyorlar. Başkasının taktığı kulaklığı takmak istemiyorlar. Bu hususta şöyle bir şey yapan hastaları da gördüm. Ne yapıyorlar? Özellikle yüzmeye giden kişiler kulak tıkaçlarını tıkarak da gelebiliyor. Kulak tıkaçları bu konuda çok iyi yüzme yapan kişiler. Eğer yüzücülük yapıyorsanız kulak tıkaçınız varsa onu tercih etmeniz çok daha avantajlı. En azından kendinize ait bir malzemenin kullanımı. Bu metal konusu ciddi anlamda çok önemli. Özellikle bayanların iç giysilerinde bulunan metaller var. O noktada eğer çekim yapacağınız zaman o iç kıyafetleri çıkartmanız gerekiyor. Özellikle iç kıyafetlerdeki sıvın veya da diğer unsurları çıkartın ki geldiğiniz zaman çekiminize hazır bir konumda gelin. Üzerinizde metal olmayan kıyafetlerle geldiğiniz zaman daha çabuk hazırlanmış ve işleminizin daha sağlıklı yapılmasını sağlar. Bu hususta dediğim gibi yine MR konusunda merak ettiğiniz birçok videolar yine kanalın içinde oynatma listesinde mevcut. Eğer merak ettiğiniz diğer hususlar varsa işte görüntüyü bozan etmenler, faktörler onları da yine o videoların içinde görebilirsiniz. Kaç dakika kalacağınız yani beyin çekiminde kaç dakika kalacağınızı da anlatan bir videom da var. Oradan da ne yapabilirsiniz? Onu izleyerek öğrenebilirsiniz. Ve yine dediğimiz gibi kanalın devamı için en azından bu emeklere saygı için videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyorum. Ve sağlıkla kalıp umarım sağlıklı bir yaşamınız olur. Ve bu MR'lardan çektirdiğiniz zaman sağlıklı sonuçlar alırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese esenlikler diliyorum.